45'te. He. Bak bu işte sabahtan beri sizin sorduğunuz ve bugünün en çok soru alan pozisyonu. Bu 45-6-2'de oluşan evet, bir pozisyon. 45-6'daki Icardi'nin Veysel'le girdiği ikili mücadele ve Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon. Şimdi bu pozisyon hep için sordum, ne dersiniz? Soru nedir? Penaltıyı yaptıracak olan savunmacıdır. Savunmacı ne yapıyor? Ben ona bakıyorum. Hücumcuya beyaz bakmıyorum. Oyuncuya bakacağız. Beyaz oyuncu ne yapıyor? Kırmızı beyaz oyuncu. Icardi gitmek istiyor. Giderken de doğal olarak sol koluyla rakibe bir karşılıklı bir temas ve yükleniş var. Ancak Veysel ne yapıyor? Veysel arkadan, topla hiç ilgisi yok. Yakalamış arkadan. Topla oynamak değil, Icardi'yi salmamak üzerine kurgulanmış bir oyun anlayışı içerisinde. Icardi'nin topa gitmesini engelliyor. Yani arkadan tutmuş, forma sünmüş. Değil mi? Bakın bak, arkadan çok forma sünüyor. Burada Mustafa Hocam bir şey, çok kısa bir şey söyleyeyim. Burada var ya çok enteresan bir şey var. Top dikey gidiyor. Dikey gitmek isteyen Icardi, yatay giden. Bak biri dikeye gidiyor. Ya, gol bir adam böyle gidiyor. Bir adam böyle yatay gidiyor. Direkt evet. Topa değil, Icardi'ye gidiyor. Yani şöyle güreşmeye olmuş, gidiyor. Böyle olmuş. Biri dikine, birine enine giden iki tane oyuncu var. Biri gol atmak, diğeri de durdurmak. Topla hiçbir alakası yok. Dediğiniz gibi %100 penaltı. Şu sol kol. Tartışmasız beni gösterebiliyor yani mu? Beni gösterebiliyor. Gösteriyor hocam. Yaslandığı zaman Veysel'e bu kolla sen de onu tutuyorsun anlamı çıkarmayın lütfen. Bu kolla çünkü ikili mücadelede Veysel onu sağından solundan yakalamış. Icardi'yi forma buradan sünüyor. Ben kurtulmak için de onu ben kısmen de olsa bir yükleyeyim. Gelme diyeceğim üzerine. Kaçmak istiyorum. Hocamın da ifade ettiği gibi dikine giderken çaprazdan gelen oyuncu sarmalamış, tabii, indirmiş. Hiç hocam, topla alakası yok. Buna penaltıyı nasıl veremiyor? Penaltının tanımı şu yaptı. Hiç. Formasından her çekiyor, hakem, düşüp indiriyor. Ali Şansalan her şeyi yapıyor. Çok iyi yerden bakıyor. İyi yerden bakıyor. Şu beyaz oyuncu oyunu kapatıyor mu acaba? Ama kapatmıyor gibi görüyorum ben. Var niye çağırmıyor? Peki bir şey soracağım. Kapatsa da, burada sahada verilmesi gereken bu bir sahada var buna. Şimdi şöyle müdahale eder. Niye etmesin? UEFA'daki bazı maçları izlediğimde bazı maçlarda bu ve buna benzer pozisyonları gördüm. İki elle sarıp sarmaladıklarında buna benzer pozisyonlar var müdahil oldu. Ama benim ülkemde bunlara müdahale etmeyin. Hakem yorumuna bakıyorlar. Olur mu öyle şey hocam ya? Allah aşkına şunu penaltının ağa babası der ya, denir ya. Onun ya, gibi bir şey yani. Ya, ona nasıl müdahale edecek hocam, ya var hocam? Ya odası. Diyorum ya yatay gidiyor. Direkt Icardi evet. Topu bırakmış ya. Resmen. Bu diyorsunuz tamam, az önce. Yani bırakıyorlar işte İsef veya hakem falan. Bu net penaltı. Topla hiç ilgisi yok ya. Bakın ben size uygulamaları anlatayım. Ya bunu da bu penaltı ya. Bunun başka bir şey ben size söyleyeyim. Bir kere niye bir Ali Şansalı'nın yazalım. Bunun lamıcım yok penaltı diye. Bunun Ali Şansalı'nın yerinin hani iyi olup olması değil. Ali Şansalı'nın sana göre bana göre değil. Pozisyon bak bir de Ender tehlikeli bir şey var burada. Hep bunlar var ya, bak yaptıkları yanlış. Biz şimdi bakıyoruz 3-0 ya, bakıyorsun şimdi gözlemciden iyi raporu, mesela raporu iyi not alabilir. Şimdi maç kaç 1-0. Devreye Galatasaray penaltı oldu. Bir de attı farz edelim. Ya futbol bu, atamayabilirdi. Attığını düşünelim, 2-0 girdi. Neredeyse pişecekti. Maç bitti. Şimdi 1-0 bıçak sırtı bir skor. Sorucu ikinci yarı oldu, ikinci yarı futbol evet ya. İşte onu söyleyeyim. İkinci yarı bir gol yedi yanlışlıkla Galatasaray. Berabere kaldı. Ya sen tabii maçını yönet kardeşim. Başka bir şeyi konuşacaktık da. Şimdi anlatacağım hocam. Bir şey söyleyebilir miyim kısa bir şey? Evet. Şu pozisyonu gördükten sonra bir daha da kimse hakemler Galatasaray'ı koruyor demesinler. Galatasaray'ı yakmaya yönelik bir hareket bu koruyor. Hareket. Bence bu penaltı değil, şeyi bozuyor. Veysel'i bozuyor. Icardi foul yapıyor. Şimdi Icardi bozuyor. 2021'den beri Ali Şansalar hangi takım maçını yönetmiyor? Fenerbahçe'nin maçına çıkamıyor. Evet. 17 Ekim'de yıl dönümüydü. 3. yıl bitti. 3 bak, yıl 2 gün oldu. Gördün mü? Bak 17 Ekim. Ben buraya not aldım evet. Hocam bak. Bugün 3 Birlik Trabzon'u Fenerbahçe ve Kim Minji'ye oyundan attığı maçta. 3 yıl maçın 2 hakemi 3 gün 2 gün. Ben evet. Soruyorum. Fenerbahçe'den çıkamıyor. Evet. Kadıköy'e gidemiyor. Evet. Vay be. Var, bak, 3 yıl 2 gün oldu. Ben var mı öyle başka çıkamayan Ekim, bir yerlere giden bir ara şey vardı. Cüneyt Çakır bak şimdi, vardı biliyorsun. Devam edeyim. Evet. Şimdi Antep Trabzonspor maçı vardı değil mi? Evet. Bu arada hocam senin tahkimlerden bir şey çıkmadı. Çıktı. Ne? Yani İtiraz çıktı yani olmadı. Reddoldu. Reddoldu. Ona da gelebiliriz biraz sonra. Neyse o kadar. Reddin sen perde gerisini biliyor musun? Perde arkasını. Biliyorsun. Bilirsin yani. Biliyorum. Bilirsin. O yüzden. Şimdi Antep Trabzonspor maçı vardı. İptal edilen bir gol vardı değil mi? Bir ay oldu. Volkan Bayarslan o gün bugün yok. VAR hakemi Erkan Engin o gün bugündür yok. Kasımpaşa maçında bir gol iptal oldu. Bu tür eylemlerde doğal olarak puanlama sisteminde şu vardır.
o faulden sonra golü o mu atıyor yoksa verdiği takım arkadaşı mı atıyor? Takım arkadaşı atıyorsa dolaylı gole girer, 0.2 puan düşülür. Siyah beyaz olursa en az 2 hafta bekler. Volkan Bayastan ve Barakem'i bir ayda yok piyasada. Ama diyor ki merak etme, pozisyonu eğitime getirmiyor. O pozisyonda diyor gol iptali var müdahalesi doğruydu diyor. Şimdi dönüyoruz evvelki hafta Kasımpaşa maçına. Maçındaki bir direnç Tolustoğlu. Kasımpaşa'nın uzaktan bir golü oldu, hatırlayın pozisyonu. Tepeden adam çıktı. 77 ile 99 numara üst üste çıktı diye var çağırdı. Onu özü topraktı var hakemin. Onur hemen ertesi gün maça çıktı. Bu akşam da bu maçta var hakemin baktığı zaman. Pardon, Trabzon maçında var hakemiydi. Maçın hakemi direnç Tolustoğlu, onun da maçı var. Şimdi bu çifte standardı koyarsan diyor ya şimdi ya hocam nasıl olur bu? Oluyor işte. Şimdi burada Avrupa'ya baktığın zaman bunlara müdahale ediliyor ama benim ülkemde müdahale edilmiyor. Tek elle olursa hakemin yorumu tamam. Ama burada çift elle sarmış, sarmalamış, indirmiş. Ben izledim yahu. İzliyorum bütün maçları, Avrupa'nın bütün maçlarını izliyorum. Müdahil oldular, çağırdılar, gitti penaltıyı verdi. Burada bana göre tek elden, çift elden daha önemli. Pardon hocam, çok evet. Güzel anlatıyorsunuz. Kısa bir şey söyleyeyim. Ben az önce söyledim ya. Bir oyuncunun ben bir penaltıda topa gidip gitmediğine bakarım bu pozisyonda. Biri diyorum ya adama topla gidiyor. Topla ilgisi yok. Adamı aynen. Çekmesi etmesi yani daha önemli. Yani biz uzatıyoruz ki. Tabii aynen. Adam toplayıcı izliyor. Yani hayır Mustafa Hoca söylüyor. Siyahlı oyuncuyu tutmuş tabii. Böyle. Şimdi buradan indiriyor. Tabii. Top şurada. Elle oynaması Avrupa'da örnek veriyor ya hiç şimdi, gerek Torreira'ya yok. Torreira'ya sarı kartı kolay gösteriyorsun. Bir pozisyona girip faul yapsa ikinci sarıdan atılacak Beşiktaş maçında yok. Ona da geleceğim. Değil mi hocam? Şimdi o zaman tabii, burada kasıt var o zaman. Hep üç sarı kartı olsa Beşiktaş maçında derdi yok şimdi var. Mesela. Evet. Şimdi bu pozisyonu başka ne düşünebiliriz ki? Yani ya o zaman o kasıtlar çok olur ya. Bakın şu pozisyona bir soru soracağım sayarım size. Birkaç ama var daha. Bak bugün ben bir şey okudum, dehşete kapıldım. Paylaşmak istiyorum, sosyal medyada gördüm çünkü eski bir futbolcu söylüyor bunu. Erman Özgür çok da iyi futbolcuydu. Evet. Kibardı. Bir YouTube kanalında söylemiş. Çok kibardı. Kendisine de çok soracağım iyiydi. İnşallah. Şunu diyor. Eskiden tetikçi hakem çoktu. Trabzon'daydım. Bir Galatasaray maçı oynuyoruz. Bir abim balıklama atladı. Penaltı verdi. Hocam böyle penaltı olur mu dedim. Onlara geçen yıldan borcum var. Kurcalama fazla dedi. Allah Allah. Fakat bir şey sana söyleyeceğim. Bu Erman Özgür'ü hep dinliyorum da bütün örneklerini hep Galatasaray üzerinden veriyor. Olabilir o ayrı tamam konu. Yani bir de öyle anlatmak lazım. Hayır ama bak. Anlatabiliyor muyum? Hakemler normalde. Şunu söylüyorsa. Acaba Galatasaray transfer etmediği için mi burada, yapıyor bunu? Çünkü kapısından döndü Galatasaray. Hayır, konu, bazı şeyleri bilmek ama lazım. Ama burada ya. Konu Galatasaray Trabzon değil. Hakemler balıklama, demek ki geçen yıldan borcum var. Ya hangi hakem söylesin? Ediyor. Hangi hakem? O zaman şimdi Ali söylesin abi bak biz Ali Şansalı'nı tartışıyoruz. Ali Şansalı'nın Hasan'ın mesele taşı. Şunu mu diyeceksin? Tartışmıyoruz. Ya Galatasaray'a bir borcum vardı burada. Tamam kardeşim bak şimdi bir şey sana söylüyorum. Bunu söylüyorsa söyleyeceksin. Öyle karanlıkta göz kırpmayacaksın. Delikanlı gibi çıkacaksın. Bana şu hakem dedi diyeceksin. Hakem bunu diyor mu acaba? Niye diyemiyorsun? Mahkeme yolu açılmasın diye. Dedim, var demedim, mı etrafındaki adamda? Tabii ya. Şu penaltı pozisyonu bir daha akıtır mısınız lütfen? Hayır, neyi burada, okuyacağız? Vahim olan futbolcular onları söylüyorsak. Hızlanacağız da. Ben şimdi bir soru soracağım. Şu penaltı pozisyona baktığınız zaman, Icardi'nin pozisyonuna, Veysel'le olan pozisyonuna, baktığınızda sizce %100 penaltı mı? %1 hocam, penaltı. Hocam kartı bariz gol penaltı. Şansı olabilir mi? %1 penaltı. Yok penaltı hocam. Evet. Kart ne olur hocam? Bakın sorunun karşılığını penaltı. Birlikte bulacağız. %100 evet. Baktığınız aa bu %100 penaltı bunu nasıl vermedi diyorsak, siyah ve beyaz hatadır bu. VAR'ın devreye girmesi lazım. Evet. Geleceğim nokta. Ben de buradan diyorum ki eğitmenlere ve Türk hakemliğini yönetenlere eğitimlerinizde lütfen bunları gözden geçirin. Şimdi sarı kartı var. Simülasyon yapıyor ya balıklama atlıyor veya bir şekilde düşüyor. Kandırmacaya penaltı beklentisi içerisinde gidenlere asla ikinci sarı karttan atmayın talimatı veriyorlar. Yahu o zaman neden simülasyona sarı kart diyorsunuz? Bırakın. Bırakın bize o zaman bu işi. Geldi. Madem böyle bir kural var, niye siz bu kuralı atmayın diyorsunuz? Eğitimde en son söylenen bu. Temsilciler ve gözlemciler başkanı kim hocam? Allah aşkına. Hayır biliyor muyum? Ben bilmiyorum da ondan ya. Gözlemciler MHK'ye bağlı. Temsilciler ayrı. Temsilciler ayrı. Tamam. Evet. MHK'ye bağlı. Bu net bir penaltıdır. Bakalım bir daha. Valla buna maçtan da baksak penaltı hocam. Peki var niye çağırmıyor? Penaltıyı görüyor burada. Çağırmıyor. Onur Özlü Toprak. Ya bir şey söyleyeceğim. İyi de bu bizim için yeni bir şey değil ki ya. Hata bunun gibi hayır, buna benzer hayır, farklı takımlar. Sevgili, benim merak ettiğim ne biliyor musun?
Buna var karışır mı karışmaz mı? Çünkü yeni moda bu. Niye karışmasın? Buna bakın soruyu ki. Sordum. Varın karışıp karışmayacağız. Sorunun cevabını beraber veriyoruz. Buna baktığımız zaman tekrarını izledim. %100 penaltı mı? 5 kişi penaltı ya. Dedi burada. Tamam. Bir arada çekimsel yok. Var dememiş o zaman hocam. Onur Hoca Sabra Trabzon maçındaydı. Buğra Taşkın soruyor. Hocam var dememiş o zaman penaltı. %100 penaltı diyorsak var buna müdahale. Hocam var. Vara göre değil mi demek ki hocam? Abi izleyicilerimizden şöyle şeyler geliyor. Yani iki yanlış bir doğru etmiyor. Biz burada gördüğümüzü söylüyoruz. Hani bununla ilgili fikrimiz bu. Belki de Zeki'nin sözünün devamı olarak belki geliyor o şey ama şeyi kaçırdım. Mertens'in kırmızı kartı. Kırmızı dedik. Dedik zaten evet. Burada dedik. Evet, yani evet. Ama orada verilmedi diye burada Kasımpaşa hani maçındaki olmuyor. Dirseği mi? Hayır o diyor Alanya ki. Alanya maçındaki. Hani niye? Ha, pardon bunun, Alanya. Bunun bir bu kadar şey maçı. Yapıyorsunuz diyor devam da. Kırmızı dedik hocam. Devam edeceğim. Hepimiz kırmızı dedik. Doğru. Hiç yani, ben de kırmızı dedik. Buna devam ediyorum. Ne yapıyor? Top için mi mücadele ediyor? Ya onun da sana göre bana göresi yok. Yok tabii. Top için mi mücadele var burada? Yoksa rakibi tutarak, çekerek faulle düşürmek ve penaltı yaptırmak mı var? Ya topla hiç alakası yok. Az önce söyledim ya bak. Top için mücadele yok değil mi? Yok hocam, tabii hocam. Kırmızı kart. Top dikey gidiyor, adam yatay gidiyor. Kırmızı kart da var burada? Arada, olabilir. Kırmızı evet, kart da kırmızı var burada. Evet. Top için bir mücadele topla yok. Topla ilgisi yok çünkü. Topla yok. Tutarak, çekerek indiriyor adamı. Penaltı kırmızı kart. İki kere büyük hata var ya. Peki onu da yazalım. Bu pozisyon penaltı kırmızı kart olmalıydı. Hadi hızlanalım daha Trabzon konuşacağız. Çok basit ve net ya burada. Başka bu kadar pozisyon basit. Berkay.